iyice neredeyse salça kıvamına geldi. Aşağı yukarı 5 santim inmiş. Şimdi kapya biber ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Yaprağını sıyırıyoruz. Peki bu da mı yine aynı bu şekilde koyulaşacak? Yaklaşık bir saat kaynadı herhalde domates. Yani izleyenler de bilsin ne kadar olacak. Şu şeyleri fark edemez zaten. Aşağı yukarı koyduğumuz bu yana 5 santim aşağıya indi. Evet. Şimdi kapya biberle beraber domatesleri karıştırıyoruz, kaynatıyoruz. Evet, sıra cin biberimizi katmaya geldi. Bu cin biberi tombul cin biberi değil, sivri. Acı. Beğir gibi. Yani bunu ne kadar acı sevdiğinize bağlı. İsterseniz daha çok katabilirsiniz. İsterseniz daha az katabilirsiniz. Kıvamını da görmeniz için biraz daha çekiyorum. 20 dakika mı kaynadı kapya biberle beraber? Yarım saat falan. Yarım saat. Kapya biberi... Altının yanmasına bağlı. Evet. Şu anda kıvamı bu. Cin biberimizle karıştırdık. Sarımsağıyla karıştıracak mısın? Yok. Daha sonra. Yok, şimdi sarımsağı karıştıracağız. Sarımsak, zeytinyağı, tuz, ondan sonra final. Cin biberini de ilave ettikten sonra 20 yaklaşık 20 dakikada bu kaynadı galiba, değil mi? Yaklaşık bir 20 dakikalık da kaynatmanın ardından sarımsaklarını ekleyeceğiz. Sarımsak da yine bir göz kararı. Şu kadar şey diye falan yazamıyoruz ama kullandığımız malzemeler belli. 2 kilo domates, 2 kilo şey yazıyorum. Hı? Kapya biber. Yani birebir ayarlayacaksın. Kapya biberle domates birebir. Sarımsak ve cin biberi o damak zevkinize kalmış bir şey. Şimdi bir 10-15 dakikada bu kaynayacak. Ondan sonra zeytinyağı ve tuz ilave edeceğiz. Değil mi? Evet. Sarımsakları da karıştırdık. Biraz da külfeti var tabii işte. Sıçramalar. Şimdi sıra zeytinyağı ilavesinde. Artık sona doğru geliyoruz. Zeytinyağını Hatay'dan üreticisinden getirttik. Zeytinyağını en son koymamızın sebebi trans yağa dönüşmemesi. Yani özelliğini ve lezzetini kaybetmemesi için en son koyuyoruz. Altını da kasacak mıyız? Hayır. Şimdi ne kadar kaynayacak? Tuzunu koyacağım. Tuzunu koyacağız. Tamam. Bekliyoruz. Ben de öyle düşünmüştüm ama. Şey, volkanik bal gibi. Tuzu da göz kararı koyuyoruz. Yaklaşık kullandığımız malzemeler 3 kilo domates desek, 3 kilodan fazladır ama domates, değil mi? 3-3,5. O civarda da kapya biberi. İşte cin biberi. Cin biberi tabi artık acıyı ne kadar çok sevdiğinize bağlı. Adeta biber gazı gibi oluyor. Zaten biber gazı da bundan yapılıyor da. Güney Amerika'da yapıyorlar. O hangi biberi bilmiyorum.
5 dakika, 10 dakika. Ne kadar istersen nasıl şey yaparsın. Ha, kıvamını yani şey yapmak istersen. Evet. Kıvam nasıl? Of. Kapatıyorum. Ve artık sona geldik. Kavanozlama işlemine başlıyoruz. Tabii ben de silip kapaklarını kapatacağım. Onun için burayı kısa kesiyorum. Yaklaşık 5 saatlik uğraşın sonunda 4 tane yarım litrelik kavanozlar. Bunlar minti mintiler. 1, 2, 3. Yani işte 7 kilo, ortalama 7 kilo malzemeden cin biberi, domatesi, kapya biberi, zeytinyağı, sarımsağı toplamda yani yarı yarıya bir zeytinyağı domates ezmesi yapmış olduk. Biraz acı olmuş. Dilimi hafiften kabarttı. İşte artık malzemeleri nasıl eklediğimizi gördünüz. Nasıl koyduğumuz falan gördünüz. Ona göre kendi damak zevkinize göre. Eğer siz de böyle bir ezme yapmak istiyorsanız kahvaltıda çok güzel iştah açıyor. Aynı zamanda vitamin deposu. Bence sarımsak var, cin biberi var, kapya biberi var, domates var, zeytinyağı var. Daha ne olsun? Zeytinyağımız bu arada sızma zeytinyağı kullandığımız. Direkt üreticisinden aldık. Kargo vasıtasıyla geldi. Bunun ardından tabii bir de temizlik olayı var. Gördüğünüz gibi mutfağın hali. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve katkılarınızı da bekliyoruz bu arada. Tekrar teşekkürler.